Blue cheese peynirli graten. Ama aynı puanı vermemdeki sebep, bana göre Leyla Hanım'ın menüsü daha az uğraştırıcı olmasından dolayı. Eğer sizin bir tane ürününüzü daha beğenseydim, siz de daha fazla puan alabilirdiniz. Çünkü sizinki daha yoğun bir menüydü bana göre tekrar. Hani zor bir menüydü. Benim günümde 10 çeşit ve yapamadığım menüye baktığınızda benim felsefem çok zor ürünlerle çıkalım. Yapabilen kazansın. Yani bu benim düşüncem tabii ki. Ben yapamadım bunu. O yüzden de zaten gerekli puanları aldım. Söylediği doğru. Pratik bir menüydü sizinkine nazaran. Fakat lezzetini verebilmişti. Yani hepimiz ortak olarak yine izlediğinizde göreceksiniz. Ana yemeğini beğendik. Ara yemeğini de beğendik, Patlıcan Kulesi hariç aslında. Yani sonuçta bakın, seçimler bir yerden sonra daha az önem arz ediyor. İkinci, üçüncü sıraya düşüyor. Birinci sırada her zaman için lezzet ve yemeğin olup olmadığını konuşmamız ve ona puan vermemiz lazım. Yani sonuçta pratik bir menü seçmiş olabilir. Ama yapmış mıydı? Evet, yapmıştı. Etini yakmış mıydı? Hayır. Çiğ kalmış mıydı? Hayır. Burada çiğ bir etten, pişmemiş bir dolmadan bahsediyoruz. Majör bir problem, büyük hata. Yemeğin sonucunu etkileyen bir şey. Ayran. Aynı şekilde Evren'in de içecek de soruyor. Kabak gratenler geldi bu arada. Blue cheese'li. Ispanak harçlı blue cheese'li. Hemen içeceğinizi alayım hemen. İstediğiniz bir şey var mıdır? İsimlerine hava katmışsınız ama biz bunu küf peynir demiyor muyuz? Açıkçası bu blue cheese. Küf peynir. Danish cheese diye geçiyor. Roquefort diye geçiyor. Danish cheese diye geçiyor. Öyle blue cheese diye geçiyor. Evet. Amerika'da blue cheese deniliyor. Ben de blue cheese dedim. Amerika'da değil. Evet. Yani fark etmez, her yerde peynir aynı. He's from USA. Aynen. Onun. Bir şey içiyor musunuz tekrardan? Ben soruyorum. Bana yeter. Tamam. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım. Efendim. Programın ismi. We are in the dinner with Zuhal Topal. Aynen. Afiyet olsun. İsmimiz de olsun. Biz her türlü mutfağı açığız. Dünya mutfağı, Türk mutfağı. Başımızın üstünde yeri vardır zaten. Çok severiz. Bizi Hawaii çelenkleriyle karşılarsın diye düşünmüştüm. Ay aynısın söyledim Esrin. Ya dedim şimdi dedim. Yağmur olmasaydı belki düşünürdüm. Çiçekten kolyeler. 3000 TL buna verene kadar 500 TL'ye yaptırırdın sen hepimize. Ya hepimizi. Evet, her birimize bir tane anı kalırdı hiç değilse. Takılıyoruz tabii ki. Lütfen peyniri, içindeki peyniri ve dışındaki kabağını birlikte alın. Bak ben lezzeti, öyle alıyorum. Evet, lezzeti ben o şekilde çıkacak. Aldım. Evet. Çünkü buna herhangi bir tuz eklenmiyor. Peynir o kadar tuzlu bir peynir ki. Evet. Beşamel sosa bile hiçbir şey eklenmiyor. Evet. Tamamen de dengelemek için, evet, dengelemek için peyniri kullandım. Ya peynir zaten başlı başına lezzetli. Bu peyniri neye koysanız lezzetli olur zaten. Ve bununla da güzel. Kimisi de hiç sevmez ama böyle kokulu yoğun peynir. Ben çok severim. Yumuşaklığını beğendiniz mi? Ben onu sorayım. Ben de severim ama herkes bilmediğim için kullanmadım. Müsaadenizle. Estağfurullah. Peynir deyince Türkiye'dir aslında. Hep Fransa akla gidiyor ama 1400 küsür çeşit peynirimiz var. Erzincan tulumundan efendime söyleyeyim kaşarımıza, Kars kravyerine. Bizim sorunumuz lor peynir, yapamıyor. Aynen evet. Öyle lor peynirimizden ezinelerimize. Ya o kadar güzel peynirlerimiz var ki aslında. Ama maalesef yeterince tanıtılmıyor galiba. Bence Türk mutfağını ben hep birinci sıraya koyuyorum. Yani benim için kesinlikle. Türk mutfağı, aynen, Türk mutfağı kesinlikle. Yani. Bambaşka bir lezzet. Bir de bize öyle öğretmiş Zuhal Hanım. Zeytinyağlı pişirdiğiniz zaman bunu soğuk yiyin. Halbuki mesela ben zeytinyağlı ısıtıp yerim. Zeytinyağlı fasulye yerim. Kimisi de öyle tüketir, evet. Ha, veya işte zeytinyağlı bezelye yaparım. İşte patlıcanlı, zeytinyağlı. Evet. Isıtıp yerim. Yani o soğukluk bana onun lezzetini vermiyor. Yani illa da zeytinyağlı diye bunu soğuk yemek zorunda değiliz. Tabii. Bu lezzet verdi mi Nesrin? Beğendin mi? Valla ne yalan söyleyeyim, ben bunu da beğendim. Teşekkür ederim. Olmuş. Çok sağ olun. Eline sağlık. Ya bu ben de bundan sonra bu peynirle deneyeceğim bunu. Yani peynir acayip. Kabak sandalda falan değil kabak mi? Kabak sandalda. Gider. Evet, kesinlikle çok. Bunu patlıcanla da yapabilirsiniz. Başka şeylerle de yapabilirsiniz. Gerçekten lezzetli. Özdemir Bey, çok az daha tuz istemiyor mu? Hani sanki böyle tuz yeterli bence. Gayet de baskın. Gerçekten atarsanız bu peynir çok baskın bir peynir. Doğru. Evet, yani. Ama hani sanki onu bir tutam daha alsam tam böyle
ya da dereotu. Tabii ki. Dereotu. Ama böyle kabakla yani beraber aldığında dengeli. Sırf kabağı yersen tuzsuz. Evet. Yok, tabii. Ama hepsini ben birlikte yiyeceksin. Evet, özellikle. Yani. Ama iyi geldi ya. Tuz sanki bayardı bunu, boğardı evet. be. Bir şey Blue söylemek cheese'e istiyorum. Yani herkesin ara sıcağını genel olarak beğenmediniz. Benim ara sıcağımı da beğenmediniz. Evet, pişmemişlikler vardı. Sadece pişmemişti, beğenmedik demedi. Evet, bir saniye lütfen. Yani ben bunu beğendim, öncelikle söyleyeyim. Elinize sağlık. İlk defa yiyorum. Lezzeti güzel olmuş ve tuzu da yerinde. Teşekkür ederim. Pişmiş derecesi de güzel. Dediğim gibi ilk defa yediğim bir yemek. Çok sağ olun. Herkese mana buldunuz. Çok basit basit dediniz. Ben bunu da çok aşırı uğraştırıcı evet. bir şey olduğunu asla İnanın düşünmüyorum. İnanın en çok uğraştığım şey gratin. Olabilir, size göredir. Yani beşamel sosu yani, olsun, içindeki evet, harcının güzel olmuş. Beğendim, olsun. Özellikle söylüyorum. Evet. Beğendim. Tuzu da yerinde. Bence fazla tuz olsaydı inanılmaz yoğun olurdu. Doğru, aynen, doğru. Hiç lezzetli olmazdı. Size tuzsuz gelen yeri de bence kabaktır. Kabağın altı. Onun da içine evet. bir şey yapamayacağı için normal. Beğendim, güzel ama bence o kadar uğraştırıcı bir yiyecek. İnanın çok uğraştırıcı. Üç aşamadan yapılıyor. Kabaklar ilk önce gerçekten ilk önce işleri oyuluyor. Daha sonra soteleme işlemi yapılıyor. Ispanaklar haşlanıyor. Haşlandıktan sonra iyice bir soteleme işlemi yapılıyor tereyağıyla. Daha sonra içerisine peynirlerimiz eziliyor. O peynirlerle iyice karamelize ediliyor. Ondan sonra içlerine yerleştiriliyor. İlk önce 20-25 dakika fırına veriyor. 200 derecede daha önce bekletilmiş. Onlar yine bir 20 dakika sonra, 25 dakika sonra bekliyor. Ben hemen sizin çorbanızı verirken bir 5 dakika önce de üstlerine parmesan ekleyip son servise getiriyorum. Evet, yani ama hepsinin çok fazla aşaması evet, var inanın. Evet, hepsinin ama bütün yapılan yemeklerin aşaması mutlaka vardır. Mutlaka. Yani ben de haşlıyorum, işte tekrar doğruyorum, içini dolduruyorum, süzüyorum, ocağa veriyorum, altını kontrol tabii. ediyorum. Hepsinin bir aşaması var. Bana göre biraz basit başladı ama beğendim. Teşekkür ederim. Bunlar inanın başka mutfaklarda ana yemek olarak bile sunuluyor. Yani bu kadar yani, öyle değil. Yemediğimiz için tabii aldığımız tada göre yorum yapıyoruz. Peki, teşekkür Leyla ederim. Çok sağ olun. Ben de söyleyeyim. Bana bayağı dereotu koymuş. Kenarları aldım. O kadar baskın koymuşsun süs dereotu. Yani, süs için evet. az konulur. Çok evet, koymuşsun. Süs için çok fazla. Çok gerçekten fazla. Boğulmuşsun. Ben kenara aldım. Dereotu yani zaten neredeyse. İçinde de var. Evet, bana az geldi dereotu. Hayır. Bize bir bol. Hele Leyla'yı bayağı bir kilo kadar dereotu. Bir bağ. Bir bağ. Aynen. Bayağı doğramışsınız. Siz ıspanakları sirkeli suda beklettiniz evet, mi? Evet. Güzelce evet. yıkadınız yani, mı? Yani kaç kere yıkadım yani. Doğru. Öyle söyleyeyim size yani. En az 3-4 kere yıkamışım. Peki beğendin mi Leyla? Geliyorum. Gel artık. Tamam. Çünkü biz gidiyoruz. Aa, biliyor büyük musunuz Aylin Hanım? Bana dedi ki çok basit yapmışsınız. Basit basit basit. Siz o milföy hamuruma bile basit dediniz. Ama o da aynı işlemleri açılıyor, kesiliyor. Fırına gidiyor, dün çıkıyor. Ben bizi yapmadım. Biliyor musun Özdemir Bey benim masamda çok konuştu ya. Evet. Kıyaslıyorum. Estağfurullah buyurun. Siz de kaba ortadan bölmüşsünüz. Tabii. Yani küçük de doğru ince bu ama grafenler anlattı, var ya. Ama anlattı yaptığın işlemleri ya. Biliyorum. Pratik olduğunu, pratik olduğuna. Beğendin mi Leyla'cığım? Orta. Ne demek orta? Demin daha şey yaptın. Bak böyle aynen. böyle kontrpiyede bırakmayın. Yani biliyor musunuz? Biz şimdi bir saniye bak Leyla. Sen de sana yapılanı yapma. Yanlışa yanlışa cevap verilmez. O gün de ben özellikle sordum. Beğendiniz mi? Beğendim lafını ağzınızdan mahsus mu çıkartmıyorsunuz? Beğenmediniz mi? Yani iki yoksa, şey var. Yoksa yani bak biliyor bir musunuz? Şey çok nettir. Ya beğenmişsindir ya beğenmemişsindir. Evet. Bir tarafı ya olmuştur ya olmamıştır. Yani bunu bana söyleyebilirsiniz çok net artık. Benim olmuş ama şeyim beğenilmemişti. Bir araya girmek istiyorum. Benim de hiçbir şeyim beğenilmemişti. Kusur bulunmuştu, eksik evet. bulunmuştu. Ben beğendiğime beğendim diyorum. Hakkaniyeti, adaletli davranmaya ama benim masamda kimse hakkaniyeti davranmadı. Dört ben yemeğimi beğendi, üç verildi benim masamda. Ama söyledik onu. Zaten orada bir yanlış bayağı var. Bayağı oldu yanlış. Orada hemfikiriz. Yanlış evet. zaten orada yapılan. Evet. Çok sulu olmuş Suhal Hanım. Sulu mu? Yani bakın ortasına bakın. Kabak bakın. Zaten bu. Kabak sulu olur. Sulu bir sebze yani, değil mi? Sanki sebzedir. Yok. Beşamel sosunu biraz sulu almış. Kameralarda var. İnanın o kadar çok kavruldu ve mükemmel bir kıvamı var ki. Sırf onun için tebrik bile aldım yani Gürbüz Bey'den. Ne güzel. Tamam. Yani... Vallahi orta yani. Orta beğendim. Tamam. 0.25 beğendim. Belki. Tamam, yok, o da belki. Hayır, hayır. O bile hayır. benim için büyük bir şey Leyla Hanım'a. Göreceğiz. Teşekkür ederim. Evren beğenmiş miydin? İlk defa yedim. Yine yerim. Beğendim. Teşekkür ben ederim. Çok sağ olun. Eline sağlık. Böyle veriyorum artık. Tabii ki.